Oluşum entalpisi, entalpi değişimi ve genel olarak entalpi kavramlarını artık bildiğimize göre Hess yasası konusuna yavaş yavaş girebiliriz. Hess yasasına göre bir süreç boyunca gerçekleşen enerji değişimi o süreç içindeki haller arasında gerçekleşen değişimlerden bağımsızdır. Aslında bu tanım enerjinin bir hal değişkeni olmasının sonucudur entalpi olsun, iç enerji olsun bunlar hal değişkenidir. Daha önce pek çok kez değindiğimiz gibi bir işlemin kaç basamakta gerçekleştiği veya hangi basamakların gerçekleştiği bizi ilgilendirmiyor. Peki sıradan tepkimelerle uğraşırken bunun bize ne yararı olur? Gelin rastgele bir tepkime yazalım. A artı B tepkimeye girsin ve diyelim ki C artı D oluşsun. Burada bu tepkimenin entalpi değişimini bulmak istiyorum. Yani bu tepkime sonucu açığa çıkan ve soğurulan ısı miktarını bulmak istiyorum. Sonucu bilmiyorum. Hiç ölçmedim. Elimde yalnızca oluşum entalpileri olsun. A'nın oluşum entalpisini yazalım. Kısa bir hatırlatma yapayım. Oluşum entalpisi dediğimiz değer aslında entalpideki değişimi gösteriyor ve bazen oluşum ısısı olarak da adlandırılabiliyor. Hatta standart değişim olduğu için işaretini de koyalım. Evet. Entalpideki değişimi yani oluşum entalpisini böyle gösteriyoruz ve üste bulunan bu sıfır bize tepkimenin standart koşullarda gerçekleştiğini belirtiyor. Tablodan bunun değerini bulduk diyelim. Bunun eşiti bir sayı olacak. Ardından bir de B'nin oluşum entalpisi var. Delta HFB. Buraya da A yazalım. İkisi de standart koşullarda gerçekleşiyor. Ardından tablodan C'nin oluşum entalpisini buluruz ki bu entalpideki değişimle aynı şey. Son olarak da D'nin oluşum entalpisini yazalım. Tüm bunların değerini tablodan bulabiliriz. Birazdan bulacağız zaten. Hess yasası bize der ki entalpideki değişim gerçekleşen tepkimeden bağımsızdır. Gelin burada yazılı tepkimeden başka bir aşamaya geçelim. Önce rengi değiştireyim. Evet. Bunların yapı taşlarını yazalım. Yani elementlerin temel hallerini yazalım. Örneğin A karbondioksit ise karbon ve oksijen moleküllerini yazacağız. Peki temel haline getirdiğimizde entalpideki değişim ne olur? Oluşum entalpisi temel halden A haline veya temel halden B haline gelmek için gereken ısı miktarıdır. O halde A veya B'deyken temel hale getirmek için bu ısının eksi işaretlisi gerekir. Tepkimeyi tam tersi yönde yapıyoruz gibi düşünün. A'yı temel haline getirmek için gereken ısı A'yı oluşturmak için gereken ısının eksi işaretlisidir. Bir nevi A'yı elementlerine ayrıştırma ısısıdır. Tabii aynı durum B için de geçerli. İşte bu. Temel halde yazmış olduk. Şimdi de temel halden ürünler bölümüne geçiş yapacağız. Ne de olsa elimizde aynı atomlar var. O atomları kullanarak iki ayrı molekül kümesi oluşturuyoruz. Evet. Bu temel halden buradaki ürün aşamasına ulaşacağız. Bunların neye eşit olduğunu biliyoruz. Yani temel halden yola çıkarak C'ye ve D'ye ulaşmanın ne kadar enerji gerektirdiğini biliyoruz. Bu enerji C ile D'nin oluşum entalpilerine eşit. Hess yasasına göre üste yazdığımız bu tepkimenin delta H'si yani bu tepkimenin entalpisindeki değişim A ile B'yi elementlerini ayrıştırmak için gereken enerjilerin toplamıyla yani buraya yazdığımız oluşum entalpilerinin eksi işareti toplamıyla C ile D'yi oluşturmak için gereken enerjilerin toplamıdır. O halde yazalım. Delta HFC artı Delta HFD. Yani C'yi ve D'nin oluşum entalpilerinin toplamı eksi bunlar. O halde eksi delta HFA eksi delta HFB. Bu işlerin sonucu bize tepkime ısısını verir. İşareti eksi ise Tepkime dışarı enerji veriyor demektir. İşareti artıysa tepkimenin ürünler bölümündeki enerji girenler bölümündeki enerjiden fazla demektir. Yani tepkime gerçekleşmesi için dışarıdan enerji verilmesi gerekir. Öyle bir durumda bu tepkime endotermik yani ısı alan bir tepkime olur. Hess yasası hakkında buraya kadar anlattıklarım hep soyut kavramlar. Gelin şimdi bazı örnek sorular üzerinde uygulama yapalım. Elimizde böyle bir tepkimi olsun. Başlangıçta elimizde gaz halinde amonyak var. Amonya moleküler oksijenle tepkimeye sokup 4 mol azot monoksit ve biraz da su elde ediyorum. Bu tepkimenin ısısı nedir acaba? İlk olarak her birinin oluşum entalpisine bakacağız. Amonyakla başlayalım. Amonyan oluşum entalpisi neymiş acaba? Oluşum entalpisi mol başına kilojül olarak verilir. Yani 1 mol amonyan oluşum entalpisi verilir. Hemen tabloma geçip amonyağa bakıyorum. Bu arada tabloyu Wikipedia'dan kopyalayıp yapıştırdım. Amonyak gaz halde miydi yoksa sıvı halde miydi? Neydi? Tekrar bakalım. G harfini yazdığıma göre gaz halinde. Gaz halindeki amonyağın oluşum entalpisi mol başına eksi 45,9 kilojülmüş. Hemen yazalım. Eksi 45,9. Bu miktar yalnızca 1 mol amonyağın oluşum entalpisi. Kilojülü de ekleyeyim. Peki, oksijenin oluşum entalpisi neymiş acaba? Ona bakmaya gerek yok çünkü oksijen temel halde bulunuyor. Bir element doğada bulunduğu halde bulunuyorsa oluşum entalpisi sıfırdır. Yani oksijen O2 halinde ise oluşum entalpisi sıfır olacak. Yani hidrojen H2 halinde ise yine oluşum entalpisi sıfırdır. Karbonu da katı halde ve tek başına görürseniz bunun da oluşum entalpisi sıfırdır. Tabii bu bahsettiklerim standart sıcaklık ve basınç koşullarında geçerli. Peki azot monoksitin oluşum entalpisi ne acaba? Hemen tablodan bakalım. İşte burada. Azot monoksitin oluşum entalpisi artı 90,29'muş. 90,29. Son olarak da suyun oluşum entalpisine bakalım. O da burada. Sıvı haldeki suyun oluşum entalpisi eksi 285,83'müş. Hemen yazalım. İşte böyle. Şu anda belki şu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Hess yasasına göre bu tepkimenin delta H'sini bulmak için bununla bunu toplayıp ardından da bunu çıkarmamız yeterli. Gidiş yolunuz doğru ama bu bize yanlış sonuç verir. Çünkü buraya yazdığım oluşum entalpileri mol başına olan oluşum entalpileri. Ama dikkat ederseniz bu tepkimede bundan 4 mol, bundan 5 mol giriyor ve bundan 4 mol ve bundan da 6 mol çıkıyor. O halde verilen oluşum entalpilerini mollerle çarpmamız gerekiyor. Bunu 4 ile çarpacağım, bunu da 4 ile çarpacağım ve bunu 6 ile çarpacağım. 0'ın yanına çarpı 5 yazmaya gerek yok. Ne de olsa sonuç 0 olacak. Bu tepkimenin delta h'sini hesaplamak için artık Hess yasasını kullanabiliriz. Bu tepkimenin delta h'si eşittir. 4 çarpı azot monoksitin oluşum entalpisi yani 4 çarpı 90,29 artı 6 çarpı suyun oluşum entalpisi. Yani 6 çarpı eksi 285,83. Ek bilgi olarak şunu da belirteyim. Azot monoksidin oluşum entalpisinin artı işaretli olması demek, onu temel hale getirebilmek için sisteme ısı eklememiz gerekiyor demektir. Öte yandan su, temel halden su haline gelirken dışarı enerji verir. Yani bazı açılardan daha kararlıdır. Bunlar ürünler tarafının oluşum entalpileri. Şimdi de tepkimeye girenlerin oluşum entalpilerini bunlardan çıkaracağız. O da 4 çarpı 45,9 eder. Ama eksi işaretini unutmayalım. Peki, bu işlemlerin sonucu nedir? Hesap makinesini açalım. Evet, ne diyorduk? 4 çarpı 90,29 artı 6 çarpı eksi 285,83 eşittir eksi 1353,82. Bundan ne çıkaracağız? 4 çarpı eksi 45,9. Hemen yapalım. Eksi 4 çarpı 45,9. Sonucumuz eksi 1170,22 çıktı. O zaman bu tepkimenin delta H'si yuvarlarsak eksi 1170 kilojülmüş. Ne yaptığımızı kısaca hatırlarsak. Ürünlerin oluşum entalpilerini bulduk. Her biri kaç mol ise mol sayıları ile çarptık. Ardından da tepkimeye girenlerin oluşum entalpilerini bulduğumuz değerden çıkardık. Sonucumuz bu. Gelin bir örnek daha yapalım. Elimizde propan olsun ve bunu yakalım. Propanı yakıp oksitleyip karbondioksit ve su elde edeceğiz. Yine aynı yolu izleyeceğiz. Propanın oluşum entalpisi nedir? Hemen bakalım. Gaz halindeki propanın oluşum entalpisi eksi 104,7 imiş. Hemen yazayım. Eksi 104,7 Temel haldeki oksijenin oluşum entalpisi nedir? Oksijen daima bu halde bulunduğundan oluşum entalpisi sıfırdır. Peki, karbondioksitin oluşum entalpisi nedir? Gaz halindeki karbondioksitin oluşum entalpisi eksi 393,5'miş. Suyunki kaç? Onu az önce soruda yazmıştık. Eksi 285,83 Peki... 1 mol propanı yakarsak ne kadar ısı açığa çıkar? Hesaplayalım. Önce ürünlerin oluşum entalpilerini toplamalıyız. 3 çarpı şu değer çünkü bundan 3 mol açığa çıkıyor. Artı 4 çarpı suyun ki. Bu toplamdan propanınkini çıkaracağız. Bakalım sonuç neymiş? 3 çarpı eksi 393,5 ki bu eksi 1180,5 etti. Artı 4 çarpı eksi 285,83. Toplam neymiş? Yaklaşık olarak eksi 2323,82 kilojülmüş. Bu toplamdan propanın oluşum entalpisini çıkaracağız. Hemen hesaplayalım. Sonucumuz eksi olduğu için buna 104,7 eklersek sonuç yaklaşık olarak eksi 2219 çıkar. Yani bu tepkimenin delta H değeri eksi 2219 kilojül. Tabii bu miktar tepkime bu doğrultuda gerçekleştiğinde geçerli. Yanan her 1 mol propan için tepkimenin diğer yanında bu kadarlık bir enerji üretiliyormuş. Niye? Çünkü tepkimenin bu tarafının enerjisi diğer tarafın enerjisinden yaklaşık olarak 2220 kJ eksik. Bu tepkimeyi başka bir şekilde de yazabiliriz. C3H8 yani propan artı 5 oksijen tepkimeye giriyor ve 3 karbondioksit artı 4 su artı 2219 kilojul açığa çıkıyor. Bu enerji miktarı tepkime sonucu açığa çıkan enerji. Bu yüzden bu tepkime egzotermik yani ısı veren bir tepkimedir. Tepkimenin sağ tarafın ısısı diğer taraftan daha düşük. Ve bu enerji birdenbire yok olmadı. Tepkime sonucu açığa çıktı. Bazen şöyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Çok güzel. Tepkimenin ısısını buldunuz. Peki, elinizde örneğin 33 gram propan varsa bu tepkime sonucu ne kadar ısı açığa çıkar? Hemen düşünmeye başlarsınız. 33 gram propan kaç mol yapar? Çünkü bu eşitliğe göre 1 mol propan yanınca bu kadar ısı açığa çıkıyor. Peki, 33 gram propan kaç moldür? 1 mol propan kaç gram acaba? 1 mol karbon 12 gram. 1 mol hidrojen de 1 gram. O halde 1 mol propanı hesaplayabiliriz. 12 çarpı 3 diyelim. Propanda 3 karbon olduğu için 3 ile çarptık. 8 de hidrojen var. Burası da çarpı 8. Peki sonuç ne olur? 36 artı 8'den 44. Propanın 1 molü 44 grammış. Buraya yazayım. 44 gram bölü mol. Peki elimizde 33 gram varsa kaç mol vardır? 33 gram çarpı 1 bölü 44 mol bölü gram diyelim. Gramlar sadeleşir ve ne kalır? 33 bölü 44 mol kalır. Yani 0,75 mol. Eğer 1 mol propan bu kadar enerji üretiyorsa 3 bölü 4 mol propan bu enerjinin 3 bölü 4'ünü üretir. O halde enerji miktarını 0,75 ile çarpmamız gerekir. Hemen yapalım. Çarptığımızda 1664 çıkar. Yani 0,75 ile çarpınca 1664 oldu. Yani elimizde 1 mol propan varsa ve onu yakmak için yeterince oksijen de varsa 2219 kilojül enerji üretilir. Bu enerji sistemde açığa çıkan enerji. Bu nedenle sistemin bu tarafının enerjisi daha azdır. Ama elimizde 33 gram propan varsa ki bu da 0,75 mol yapar. Yanma işlemi sonucu yaklaşık olarak 1600 kJ'lik bir enerji açığa çıkar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.